Merhaba arkadaşlar. Resim kitabı önünüzde var mı? Hazırsanız başlayalım. Resim 1. Başlangıçta insanlar, hayvanlar, denizler, ağaçlar, güneş veya başka bir şey yoktu. Karanlık ve düzensizlik idi. O zaman da yalnız Allah vardı. Allah söyledi ve dünyadaki her şey oldu. Örneğin güneş, ay, gök ve yer. İkinci resim. Bu resimdeki kitaba kutsal kitabı denilir. Allah kutsal kitabı aracılığıyla bizimle konuşur. Kutsal kitap Allah hakkında bize öğretir. Allah bütün insanları sever. Kutsal kitap sevgi ve selamet bulmamıza yol gösterir. Anlatacağım her şey kutsal kitaptandır. Üçüncü resim. Allah her türlü ağaçları ve hayvanları yarattı. Yarattığı her şey çok iyiydi. Allah insanoğlunu da yarattı. Allah yarattığı her şeyin üstüne sahip olsun diye insanı kıldı. Dördüncü resim. Birinci adamın adı Adem idi. Birinci kadının adı Havva idi. Adem ve karısı Havva, Aden denilen bahçede zevkle kaldılar. Bahçede çok ağaç vardı. Allah, bahçenin ortasındaki ağaçtan başka her ağaçtan meyve yiyebilirsiniz dedi. Allah onlara ortadaki ağaçtan yerlerse ceza çekeceklerini söyledi. Adem ve Havva Allah'ın kanununa itaatsizlik ederek günah işlediler. Cezalandırılarak bahçeden kovuldular. Onların bahçeden gitmelerini görebilirsiniz. Günah işlediklerinden dolayı Allah onları cezalandırdı. Ondan sonra doğan her insan ağrı, hastalık ve ölümü görüyorlar. Beşinci resim. Adem ve Havva günah işlediler ve çocukları da günah işlediler. Sopayı tutanın adı Kain'dir. Kain ve Habil, Adem ve Havva'nın oğullarıdır. Kain, kardeşi Habil'den nefret edip onu öldürerek günah işledi. Adem ve Havva'nın soyundan gelen herkes günah işledi. Siz ve ben de o sıradan olarak günah işledik. Bu nedenle hepimiz cezaya hak kazandık. Altıncı resim. Adem ve Havva'nın neslinden gelenler daha çok kötü şeyleri yaptılar. Allah onlara ceza vermeye mecbur kaldı. Fakat Allah'a itaat eden tek bir adam vardı. Onun adı Nuh idi. Allah, tufandan kurtulabilmesi için Nuh'un bir gemi yapmasını emretti. Nuh, Allah'a itaat etti ve gemiyi yaptı. Gemi hazır olduğunda Nuh ve ailesi içeriye girdiler. Nuh, başkalarını da davet etti ama girmek istemediler. Çünkü Allah'ın onları cezalandıracağını inanmadılar. Nuh peygamber ve ailesi gemiye girdiklerinde çok ağır yağmur yağmaya başladı. Bundan dolayı bütün dağları örten büyük bir tufan oldu. Yağmur yağmaya başladıktan sonra kimse gemiye katılamadı. Çok geç kalmışlardı. Allah kapıyı kapatmıştı bile. Geminin dışında kalan herkes suda boğuldu çünkü onlar Allah'a inanmadılar. Nuh peygamber ve ailesi güvendeydiler. Çünkü Nuh Allah'a inanıp itaat etti. Sekizinci resim. Hazreti İbrahim Nuh'un ailesinden geldi. İbrahim de Allah'a inanıp itaat etti. Allah İbrahim'in ve Saray'ın çocuğu olacağını söz verdi.
İbrahim ve Sara çok yaşlı oldukları zaman onlara bir oğlan çocuk doğdu. Çocuğun ismini İshak koydular. Allah İshak'ın soyundan bütün insanların günah cezasını kaldıracak bir kurtarıcının geleceğine söz verdi. Dünyaya bir kurtarıcı gönderdi Allah. Onun adı İsa Mesih'tir. Onun hem benim hem de sizin günahınızı affedecek yetkisi vardır. Dokuzuncu resim. Musa peygamber İbrahim ve İshak'ın soyundan geldi. Musa Allah'a inandı. Allah Musa'nın dağa çıkmasını söyledi. Orada Allah Musa'ya kanunlarını verdi. Bu resimde Musa'nın dağdan inişini görebiliriz. Elinde Allah'ın levha üzerinde yazılan kanunlarını taşıyor. Allah her insanın onun kanunlarına itaat etmelerini istiyor. Onuncu resim. Allah'ın Musa'ya verdiği bazı kanunları bu resimler canlandırıyor. A. Gerçek Allah'tan başka Allah'ınız olmayacak. B. Haftanın 7. gününü hatırlayıp onu kutsal tutacaksın. C. Babana ve anana hürmet et. D. Yalan söyleme. E. Komşuna ait olan hiçbir şeye tamah etmeyeceksin. F. Çalmayacaksın, zina etmeyeceksin. On birinci resim. İbrahim'in ve Musa'nın günlerinde yaşayanlar, işledikleri günahlarından üzüldüklerini göstermek için bir hayvan kurban ederlerdi. Bugün kurban kesmenin gereği kalmadı. Çünkü Allah İsa'yı bizim tüm günah suçlarımızı kendi üzerine alsın diye gönderdi. İsa, günah cezamızı ödemek için çarmıh üzerinde öldü. O, bizim yerimize öldükten 3 gün sonra dirildi. Günah cezasının altında olduğunuzu kabul edip, günahınızı kaldıran Allah kuzusuna güvenip, günahınızdan af olunmanızın gerektiğini ikrar ederseniz, Allah'ın kutsal sözüne göre kurtulacaksınız. On ikinci resim. Şimdi İsa'nın nasıl doğduğunu anlatacağım. Allah, Adem ve Havva'dan başlayarak birçok peygamberlere de günahı kaldıracak bir kurtarıcının dünyaya geleceğini bildirdi. Özel bir günde Allah'ın meleği Meryem adında bir bakireye geldi. Ona şöyle dedi: Allah'ın kutsal ruhu üzerine gelecek ve bir oğlan çocuk doğuracaksın. Bu çocuk Allah'ın söz verdiği kurtarıcı olacak. Çocuğun adı İsa konulacaktır. İşte bütün dünyanın günahını silecek olan kişi İsa'dır. Melek Meryem'in Yusuf adında nişanlısına da görünüp Meryem'in doğuracağı çocuğu hakkında anlattı. Yusuf, çocuk doğuncaya kadar Meryem ile yatmadı. On üçüncü resim. İşte Meryem bir erkek çocuğu doğurdu. Aynı gecede Allah'ın meleği bir grup çobanlara göründü. Melek onlara şöyle dedi: Bugün size Allah'ın söz verdiği kurtarıcı doğdu. Onun adı İsa'dır. O zaman çobanlar meleğin dediği gibi şehire gidip İsa'yı buldukları zaman ona tapındılar. On dördüncü resim. Bu resimde İsa'yı genç çocuk iken görüyoruz. 12 yaşındayken İsa din liderleriyle Allah hakkında konuşabiliyordu. İsa'nın bilgisi Allah'tan olduğundan Allah bilgisiyle doluydu. O Allah'ı insanlara bildirdi. Çok seneler sonra olgunlaştığı zaman çok insanlara öğretti. Allah her yerde
hepsinin tövbe edip İsa'ya güvenmelerini insanlara bildiriyor. Fakat ona inananlar olduğu gibi onu reddedenler de oldu. Beşinci resim. İsa'nın yaptığı işlerinden Allah'ın kuvvetinin kendisinde var olduğu görülür. İsa, şeytan ve bütün kötü cinlerden daha çok kuvvetlidir. Bu harfli resimlere bakınız. A. İsa kör bir adama şifa veriyor. B. İsa ölmüş bir kızı tekrar hayata canlandırıyor. C. İsa su üzerinde yürüyor. İsa Allah'tan çıkıp Allah'ın tabiatında tek olduğundan dolayı Allah'ın ruhsal oğlu denilir. İsa'ya Allah'ın çocuğu denilmez, haşa. İsa Allah oğlu olarak bu işleri yapabiliyordu. İsa'nın yaptığını görüp söylediklerini işiten çok öğrencileri vardı. Altıncı resim. İsa her zaman iyilik etti. İsa hiç günah işlemedi. İsa Allah'ı açıklayıp insanların ona itaat etmelerini öğretti. İsa her insanın günahkar olduğunu da öğretti. Çok kızdılar ona. İsa'yı tuttular. İnsanlar tarafından İsa dövüldü. Ona tükürülüp alay edildi. İsa Mesih hiç müdahale etmedi. Neden? İsa insanların günahın cezasını çekmek için kendisini işkence edilmeye bıraktı. Onyedinci resim. İsa yalnız işkence edilmekle kalmadı. Tahtadan yapılan çarmıha da çivilendi. O günlerde ağır suçlu olanlar öyle idam edilirdi. Allah İsa Mesih'in bizim günahlarımızın kurbanı olduğunu söyler. Rab İsa öldüğü zaman kendi bedeninde sizin ve benim günahlarımızın cezasını aldı. Onsekizinci resim. Rab İsa çarmıh üzerinde öldükten sonra dostları tarafından bir kabire gömüldü. Kabirin kapısı bir kaya ile kapanıp askerler tarafından mühürlendi. 3 gün sonra Meryem arkadaşlarıyla beraber kabire geldi. Fakat Rab İsa yoktu. Yalnız bir melek vardı. Melek şöyle dedi. Niçin diriyi ölüler arasında arıyorsunuz? O burada değil fakat dirildi. İsa şu anda diridir ve ona çağırdığımız zaman bizi duyar. Allah İsa'nın onun ruhsal oğlu olduğunu ifade eder ve Allah bizim İsa'ya itaat etmemizi ister. Dokuzuncu resim. O dirildikten sonra çok insan kendisini görüp onunla konuştu. Thomas adında bir öğrencisi, ben onun ellerindeki çivi yaralarına dokunup görmeden önce onun yaşama dönüşüne inanmam, dedi. Bu resme bakınız. İsa'nın Thomas'a gelip yaralarını gösterdiğini görebilirsiniz. O zaman Thomas, İsa'nın tekrar hayata döndüğüne inandı. Fakat İsa ona, görmeden iman edenlere ne mutlu, dedi. Siz İsa'nın dirildiğine inanıyor musunuz? Yirminci resim. İsa dirildikten sonra 40 gün arkadaşlarına göründü ve onlara şöyle öğretti. Ben yukarıya, Tanrı'ya gidiyorum. Gidişimden sonra bütün insanlara onların günah cezalarını silmek için çarmıha gerildiğimi ve dirildiğimi söyleyiniz. Bana itaat eden her insan af olacak ve sonra benimle beraber cennette yaşayacak. Sizleri yalnız bırakmayacağım fakat size ruhumu göndereceğim ve dünyanın sonuna dek sizinle kalacağım. 40 gün sonra onlar İsa'nın göğe çıkışını gördüler.
Gözleri göğe dikilmiş oldukları esnada işte iki melek onların yanında göründü ve İsa'nın arkadaşlarına, "Bir gün İsa nasıl göğe gittiğini gördünüzse öylece gelecektir," dediler. Siz de bugün İsa'ya güvenirseniz bir gün cennete alınacaksınız. (21. resim) Çarmıh, Rab İsa'nın ölümünü bize hatırlatır. Rab İsa hiç günah işlemedi fakat bizim suçlarımızı taşımaya razıydı. İşkence çekip çarmıh üzerinde öldüğü zaman işte bunu yaptı. Öldükten 3 gün sonra dirildi. Bir daha ölmeyeceğinden dolayı şimdi ona itaat edecek olan herkesi kurtarmaya hazırdır. Günahkar olduğumuzu ikrar edip bütün inancımızı İsa'ya koyduğumuz anda bütün günah suçlarımızdan temizleniriz. O zaman cennetin kapıları bize açılır. (22. resim) İsa iki yol olduğunu söyledi. Geniş bir yol ve dar bir yol. Herkes daha doğumdan beri geniş yolda bulunuyor. Bu geniş yol, söndürülmeyen cehennem ateşinde cezaya gider. Eğer bir kişi İsa'ya güvenirse ve onun sözlerine itaat ederse, o kişi geniş yoldan dar yola girer. Bu dar yol, Allah ile beraber cennetteki sonsuz hayata gider. İsa'nın aracılığıyla bu diri ümidi sağlamak istiyor musunuz? İstiyorsanız şöyle dua edin. Kutsal Rabbim, şüphesiz günahkarım. Bütün benim günahlarım sana karşıdır ve ölüm hükmü altındayım. Günahlarım da beni senden ayırıyor. Rab İsa'nın benim bu suçlarımı kaldırmak için çarmıh üzerinde öldüğüne inanıyorum. Beni bağışla ki onunla beraber yaşayayım. Canımı kurtardığın için sana şükrediyorum. Mesih'in yüce isminde amin. Eğer en içten bunu Rab'be konuşursanız, kutsal sözüne göre siz de Allah'ın bir çocuğu olursunuz. Ve artık Allah da sizin gökteki babanız olur. (23. resim) Eğer Rab İsa'nın bizim günah suçunu kaldırmak için çarmıh üzerinde öldüğüne inanırsak, o zaman Allah'a göksel babamız diyebiliriz. Çünkü o bizleri çocukları olduğumuzu kabul ediyor. Allah dünyadaki her kabileden, her milletten olan herkesin ona İsa Mesih aracılığıyla gelmelerini istiyor. Bu resimde İsa Mesih'in kendisine inanan her kişiyi kabul edişini görüyoruz. Allah sizin de Rab İsa'ya kurtarıcınız olarak güvenip Allah'ın çocuğu olmanızı istiyor. (24. resim) Bu resimde Rab İsa'yı Nikodimus adında bir din hocasıyla beraber konuşurken görüyoruz. Rab İsa açıklıyor ki, biz cennete girmek için yeniden ruhtan doğmamız şarttır. Yalnız Allah'ın kutsal ruhu bizi yenileyebilir. Kutsal Allah tarafından kabul edilelim diye kutsal olmaya kendi kendimizi değiştiremeyiz. Çünkü günahlı ve dünyeviyiz. İsa'ya günahkar olduğumuzu ikrar edersek ve kendi ölümüyle günahımızın suçunu sildiğine inanırsak, o anda kutsal ruh hayatımıza girerek bizi yeniden yaratır. İşte buna yeniden doğuş denir. Bugün İsa'da kurtuluşu kabul edin ve kutsal ruhun kuvvetiyle yeniden yaratılın. (25. resim) İsa çarmıha gerilip dirildikten sonra göğe çıktı. Bundan sonra onun öğrencileri bir yerde toplanıp beraber dua ettiler.
Birdenbire kutsal ruh onların başka insanlara İsa hakkında şehadet versinler diye her birinin üzerine inip kuvvet verdi. Kutsal ruh İsa'da imanlı kişilerin yardımcısıdır. O, Allah'ın sözünü anlamamıza ve Allah'ı sevindirecek şeyleri yapmamıza yardım eder. Kutsal ruh ile yeniden doğan gerçek inanlı, iman yoluyla, lütufla kurtulmuş olur. Bu, kendi çabasıyla değil, fakat Allah'ın armağanıdır. İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmişseniz, size yardımcı olsun ve öğretsin diye Allah kutsal ruhunu size verdi. (26) Resim. Rab İsa'ya gelmeden önce biz ışıksız, karanlıkta yürüyen bir kişi gibiydik. Günahkarlığımız karanlık gibi üzerimizde saltanat sürüyor. Ruhanice körüz. İsa Mesih'e inandığınız anda kutsal ruh içinize gelerek aydınlatılacaksınız. Artık sonsuzca karanlıktan kurtulup hayatın ışığına geçmiş olacaksınız. (27) Resim. Gerçek bir inanlı, kendi günahlarından af olunduğundan o kadar sevinçlidir ki, Allah'ın sözüne itaat ediyor. Allah'ın sözü, bir inanlının Allah'ı bütün yüreğiyle ve komşusunu da kendisi gibi sevmesini söylüyor. (28) Resim. Bir inanlı ailesi Allah'ın sözüne göre yaşamalı. Bir inanlı kocası karısını sever. Bir inanlı karısı kocasına tabi kalır. Koca ve karı birbirine yardımcı olur. Kendi çocuklarını beslemeliler ve onları İsa'nın yolunda yetiştirmelidirler. (29) Resim. Allah bir inanlının bütün insanları ve düşmanlarını da dahil sevmesini emredip yardım eder. Burada bir adam kendi memleketinden olmayan fakat yardıma ihtiyaçlı olan birine yardım etmektedir. O zamanlarda iki ayrı memleketten olanlar birbirleriyle konuşmazlardı. Gerçek bir inanlının her insana iyilik etmesi gereklidir. Hatta ona karşı fenalık, kötülük edenlere bile. (30) Resim. Bu resimde fetiş ve putları ateşe atan iki kişiyi görüyorsunuz. Gerçek bir inanlı, yalnız İsa Mesih'in isminde Allah'a tapınır ve yalnız ondan yardım alır. Falcılara, türbelere, muskalara değil, Mesih'e güveniniz. (31) Resim. Bu resimde kötü bir cine tutulmuş bir adamı görüyorsunuz. Bu adam bütün bağlarını cinin kuvvetiyle kırar. Fakat o, İsa Mesih tarafından kurtuldu ve o kötü cin onu bıraktı. Kötü cinler ve şeytan bile İsa'dan korkuyorlar. Allah'ın kutsal ruhu hayatınıza girdiğinde korkmamanız için sizi cesaretlendirir. (32) Resim. Şeytan daima inanlıların devamlı mal varlıklarına ve başka şeylere dalmalarını ve Allah'ı unutmalarını istiyor. Fakat onlar yalnız Allah'a itaat etmeli ve İsa'ya güvenmelidirler. İsa kendisine inananların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya söz verdi. (33) Resim.
İsa günah işleyen genç bir adamın hikayesini anlattı. Genç adam babasından para alıp yabancı bir memlekete gitti. Orada istediği kadar eğlenip zina, kumar ve her türlü fenalığı etti. Parası bittiği zaman arkadaşları ondan ayrılıp yalnız başına bıraktılar. Çok üzülmeye başladı. Sıkıntısında aklı başına geldi ve "Ben babamın bir oğluyum. Ona karşı günah işlediğimi itiraf edip beni geriye alırsa onun evine döneceğim," dedi. Baba onu sevdiği için günahlarını affedip kendisini evine geri aldı. Gökteki babanın ışığı inanlığın içinde bulunduğundan dolayı artık günah işlerini yapmak istemeyecektir. Eğer bir günah işlerse ve günahını ikrar ederse Allah onu günahlarından ve her haksızlıktan temizleyecek. Çünkü İsa'nın kanı bütün günahlarımızı siler. Eğer İsa benim kurtarıcım ve Rabbim deyip günah işlemeye devam edersem o zaman ben yalancıyım ve hala karanlıktayım. Dördüncü resim. Herkes hasta olabilir. Hastalığın çeşitli nedenleri vardır. Kendinize, sıhhatinize dikkat etmemeniz veya günaha düşüp Allah'a itaat etmemeniz sebep olabilir. Hasta olduğunuzda İsa Mesih'e dua ediniz. Ondan şifa bulmanız için yardımını dileyiniz. İyileşmeniz için fetiş ve muskalara hiç güvenmeyiniz. İsa Mesih onların her birisinden daha çok kuvvetlidir. Beşinci resim. İsa Mesih'e inanmış bir kişi ölürse onun cesedi gömülür. Fakat Allah'ın kutsal sözüne göre onun canı doğru cennete gidecek. Çünkü kendi günahlarının cezası İsa Mesih tarafından silinmiştir. Eğer bir kimse İsa'ya kurtarıcı olarak inanmazsa onun da cesedi gömülecektir. Fakat onun canı cehennemin ateşinde ceza çekecektir. Çünkü o kişinin günah suçu silinmemiştir. Öldüğünüz zaman siz nereye gideceksiniz? Eğer İsa Mesih'in kurtuluşunu kabul edip onun aracılığıyla günah suçunuzdan af olundunuzsa ölümden korkmanıza bir gerek kalmaz. Altıncı resim. Bedenimizin her bir parçasının özel bir işi vardır. Göz görmek için, ağız konuşmak ve yemek için, kulak işitmek için vesaire. Eğer bedenin bir parçası hasta olursa bütün vücudumuz rahatsız olur. Allah her inanlının kendi bedeninin bir parçası olduğunu söylüyor. Her bir kişinin özel işi vardır. Örneğin vaaz etme, yardım etme, ruhani konuları öğretme vesaire. Kişi de bu işleri Rab İsa'nın yüceliği için yapmalıdır. 37. resim. Allah inanlıların ona tapınmak, ilahi söylemek ve dua etmek için beraberce bir araya toplanmalarını öğretiyor. Allah'ın kutsal sözünden öğretişleri paylaşmak için zaman ayırmak gereklidir. Allah'ın işlerini ilerletmek için bağış getirmemiz lazımdır. Allah da gerçek inanlıların İsa Mesih'in ölümünü anmak için beraber toplanarak Rabbin sofrasında hazır bulunmalarını diliyor. 38. resim. Dirilişinden sonra göğe çıkan İsa Mesih bir gün tekrar dünyaya gelecek. Geldiğinde ona kurtarıcı olarak iman eden herkes onunla beraber cennete götürülecek. Fakat ona güvenmeyenler geride bırakılacak ve cezalandırılacaklardır. İsa Mesih şimdi gelirse onunla beraber gitmeye hazır mısınız?
39. resim. Meyve ağacından meyve vermesini bekleriz. Kutsal kitap diyor ki, meyve vermeyen her dal kesilip ateşe atılacaktır. Dolayısıyla İsa da kendisinde olanların meyve vermelerini bekliyor. İsa'da olanların hayatında duran kutsal ruhun semeresi ise sevgi, sevinç, selamet, dürüstlük ve sadakattir. İsa'da bulunanların hayatı dolu ve anlamlıdır. Kırkıncı resim. İsa, bütün inanlıların diğer kişilerle bu kurtuluş yolunu paylaşmalarını bildiriyor. İsa şöyle dedi: "Doğrusunu söylüyorum, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz hayatı vardır ve o yargılanmayacaktır. Ancak ölümden yaşama geçmiştir." Öğrendiğiniz bu bilgileri diğer kişilerle de paylaşınız.